Mercimek köftesi için gerekli malzemeler: 1 su bardağı kırmızı mercimek, 1,5 su bardağı kısırlık bulgur, 4 su bardağı su, 3 adet kuru soğan, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1,5 çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon, yarım demet maydanoz, yarım demet yeşil soğan, 1 tatlı kaşığı nar ekşisi, yarım limon. Şimdi şöyle bir durum var. Mercimek köftesinin en önemli iki noktası var. Bir, mercimeğin doğru ve güzel haşlanması, yani bulgurla birlikte doğru oranda birleşmesi ve su oranı çok önemli. Bir de iç harcının güzel kavrulması ve salçanın o çiğ tadının bir tık dışarı çıkması. Bu iki dengeyi koruduktan sonra içerisindeki yeşillik oranı vesairesi, ekşiliği, tatlılığı, tuzluluğu bizim damak zevkimize göre değişkenlik gösterebileceği için en önemli bu iki noktayı yaparsak okeydir. Ama öncelikle mercimeği güzelce yıkayıp o beyaz suyundan arındırmamız lazım. Süzgeç alabilir. Her şeyi neden ben düşünüyorum? Teşekkür ederim. Biraz dersine çalış. Çalışıyorum. Bu mercimeği yıkamak çok önemli. Yani duru suyun içerisine değil, akan suyun altında yıkamanız gerekiyor. Biraz su gidecek maalesef ama görüyorsunuz akan suyun beyazlığını. O renk bitip şeffaflaşana kadar alttan akan su, devam ediyoruz bu işleme. Mercimeğin gazını atmasındaki iki sebeptir. Bir, kaynarken alınan köpüğü, iki, yıkarken atılan o dışındaki nişastası. Bu ikisini atmazsanız çocuklara yedirdiğinizde maalesef ki ne yapmış oluyorsunuz? Biraz da olsa gaza sebep olmuş oluyorsunuz. Onu atabilmek adına bunlar çok önemlidir. Süper. Bu arada ben bunu haşlaya durayım. Orada sebze doğrayacağım zaten, soğanları vesaire doğrayacağım. Hem de sizle sohbet edelim. Eşinizle nasıl tanıştınız? Benim en önemli sorularımdan biri. Tahsin şefim, acaba önce Meryem Hanım'ı mı tanısak? Kaç yaşında, ne iş yapar? Hani onunlayız ya mutfakta. Ben 50 yaşındayım. Maş, hiç göstermiyor bu arada. Hiç maşallah. Teşekkür ederim. 50 yaşındayım. Ev hanımıydım ama 12 yıldır eşimle çalışıyoruz. Eşim serviste şoför. Ben de yanında çalışıyorum, ona yardımcıyım. Okul servisi mi? Okul servisindeyiz. Aa, bir sürü çocuk. Bir sürü çocuk. Ha, küçük mü bu arada, sormadım da? Orta. Ortaokul mu? 4. sınıfla 8. sınıf arasındalar. Hepsi çocuk. Çok tatlı çocuklar. Hepsini çok seviyorum. Zor oluyor mu? Hayır. Uyanmayan, geç kalan? Ha, oluyor, oluyor. Değil tabii mi? Ki arada sırada oluyor. Telefonla arıyoruz, uyandırıyoruz bazen. Şefim aynı sen. Ama yani benim kadar dakik bir insan, bak benim kadar, çok sinirlendim. Dakik bir buluştuğum her yere 15 dakika önce giderim. Daha bugün şoför arkadaşla sohbet ettim. Seninle ilgili şikayette bulundu. Sete geç kalıyorum. Çünkü en az 15 dakika Tahsin şefi bekliyorum dedi. Yani benim kadar dakik bir insan hayatında göremezsin. Bak bununla bir bak, yine göremezsin. Onunla bakınca ben zaten görmüyorum ya. Doğru. Mercimeği koydum, kaynayacak, haşlanacak. Niye böyle yapıyorsun? Niye bekletiyorsun insanları? Ne bekletmiyorum ben ya. Haylaz öğrenciler gibisin. Dalga mı geçiyorsun? Hayır. Niye sırrınızı burada herkesin içinde anlatıyorsun? Ne yapayım? Sana yazıklar olsun. Ben duyduğumu söylüyorum. Ayıp. İyice bak. Neyse. Siz tanıyalım. Haftada 3 günün var. Ona geç kalmak denmez. Ne denir? Ayağım sürçtü. Bahane. Ya da başıma bir şey oldu. Arabanın vitesi bozuldu. Evet, mazeretler çok oluyor. Evet ama öyle çok oluyor. Ben asansörde değil. Kaldım. Bizim sitenin asansörü. Evet. O asansör. Yukarı çektiler. Allah'ım yarabbim, 4. katta kimi tanıyorsa 6'dan biniyorum 4'e inene kadar. Evet. 3 kere duruyor. Yukarıda da çekiyorlardır. Yukarı çekiyorlar. Bazen bozuluyor. Hay Allah. Asansörde kalınlıyor. Nasıl da bildiniz? Şefim, sizin asansör servisin sesini duyunca mı bozuluyor acaba? Yok bizim minibüste de aynı sorun. Neyse. Ablayı tanıyacağız. Konu ben değilim. Meryem Hanım çok güzel mazeretler sıraladı ama. Başka neler var? Başka? Gece geç yattım, uyanamadım. Hiç ondan, öyle bir şey olmadı Allah aşkına. Sabah kalkıp biraz ders çalıştım. O arada midem bozuluyor, yediğim şeyler dokunuyor. Bazen o da olabiliyor. En ama hepsi çok tatlı bahaneler yani. Hadi bir şey de, müşteri. Meryem Hanım çocuklarla ilgileniyor, ben seninle. Hani çocuktum ben? Çocuk falan değilsin.
Eli ekmek tutan koskoca adamsın. Çocuğun yaşındayım da bu arada. Ayıp. Yemin ediyorum ayıp. Beni neden toplum içinde yaşlı gibi gösteriyorsun? Öyle 50 yaşındasın. Yok, 75 yaşındayım. Neyse ablacığım, evet. 50 yaşındayız dedi, inanmadım bu arada. Yani bir zumura bak, bir kendine bak. Yok canım, rica ederim. Ben şimdi taş çatlasın 32. Çok o da hani 30'un ederim. Üstüdür diye. Teşekkür ederim. O senin güzel bakışından, görüşünden dolayıdır. Biraz mütevazi olamayacağım bu konuda. Ama genç gösteriyor. Doğru ya, doğru şimdi. Baktım kendimi biraz. Süper. O zaman enişte de çok da böyle darlayan bir adam değil. Değil mi bilemiyoruz. Orayı bilemiyoruz. Ya da sinirden diri durdu. O da olabilir. Cildi gerildi ablamın. Olabilir. O daha doğru. Zumurmana yaptığı gibi. Evet, peki kaç yılında evlendiniz? 90. 1990 yılında evlendik. Şimdi ben sana bilgi vereyim. Meryem Hanım ve eşi Trabzonlu. Evlenince İstanbul'a taşınıyorlar. Evet. İki çocukları, bir torunları var. İkinci torun yolda. Gerisini sizden dinleyelim. Şöyle, evlenmeden önce de eşim burada çalışıyordu. Daha sonra ben de ailemle gelmiştim. Sonra evlenince gene burada kaldık yani. Burada devam ettiniz. Daha öncesinde de evet, İstanbul'daydık. Nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştık? Ablam evlenmişti önce. Evet. Ablam evlendikten sonra eşim de eniştemin teyzesinin oğlu. Beni tanıdılar. Aynı aileye gittiniz aynı gibi. Aynı aileye, ikimiz teyze gelin olduk. Ana. Bu arada ben de şeyi biliyorum. İki kız kardeşin, iki erkek kardeşle evlendiğini biliyorum. Evet, öyle hikayeler var. Kardeşler elti oluyor. Tabii tabii. Öyle oluyor değil mi? Görümce. Kardeşler elti oluyor. Doğru, elti oluyor. Elti oluyor kardeş. Erkekler ne oluyor? Erkekler zaten kardeş. Kayınço. Efendim? Kayınço. Bacanak olmasınlar. Hayır. İki erkek kardeşle iki kız kardeşin evliliğinden bahsetmiyor muyuz? Bacanak oluyor. Kayınço kim oluyor? Kayınço hanımının eşi, kardeşi oluyor. Evet, kayınbirader. Doğru. Ders konusu 1. Kısım ve akrabalardan kime ne denir? Benim evlenecek büyük kız kardeşim yok ama oradan bilmiyorum. Benim sonradan çok küçük. Sonradan tanışacaksın. Benim evet. Kayınçoğumum da alır 15 sene. Yani onu Allah bilir de. Kaç yaşında? 7. Daha çok küçük. Yok, 10, 12. Nasıl yani? Kız kardeşinin yaşını bilmiyor musun? 7 yaşına değil, 4'e gidiyor. Yok, 3'e geçti. 9. Hayrunisa, sana buradan sesleniyorum. Tahsin abin daha senin yaşını bilmiyor. Programı izlediğini biliyorum. Bunun hesabını abinden sorarsın artık. Biraz üzülecek Hayrunisa. Yok, biliyorum. Ben yaşını küçüğü sevmiyor, büyüdüğünü istemek, büyümek istemiyor. Hayatın hile hurda. Hiç yakışıyor mu sana? Benim yaşımı ezbere biliyorsun. Hayrunisa'nın yaşını bilmiyorsun. Sen yaşını gösteriyorsun. Benim kardeşim yaşını göstermiyor. 10 yaşındaki bir çocuk yaşını nasıl gösterebilir? 9 yaşında benim bir kardeşim var. Bir düşünüp parmak hesabı yaptın orada. Bir saattir hesaplıyorum ama oldu. 9 yaşında evet. 9 yaş. 9 oluyor galiba. 3'e gidiyorsa 9 oluyor. Şefim. Ben Hayrunisa'nın yaşını bilmediğim için şu an kendimden utandım. Utanmalısın bence de. Niye öyle ama oldu? Bazen öyle oluyor. Ben de mesela... Torununuz kaç yaşında? Torunum 5,5 yaşında. Buçuğuna kadar. Bir tane olunca torun öyle oluyor. Onun da bir kız kardeşi var. Evet, doğru aslında. Onu bilmeliydi yani. Yusuf 17 yaşında, abim 28 yaşında. Hayrunisa 9 yaşında. Derinliğe damlıyor. Neyse, konumuz benim kardeşim değil sonuçta. Konumuz... Ablacığım, servise çıkıyoruz dediniz eşinizle evet, birlikte. Evet, eşinizin evet. Bir önceki mesleği de aynı mıydı? Yok, eşim gıda sektöründeydi. Emekli olduktan sonra servisçiliğe başladı. Gıdada böyle mutfağa mı giriyordu yoksa şefin? Yok. Gıda dağıtımı, depolama gibi işi öyleydi. Bizim en önemli alanımız bu arada. O emekli olduktan sonra önemli. Böyle bir işe başladı. Bana da ben de kızlarımı büyüttüm. Evlenmediler. O zaman lise falan çağlarındaydılar. Çalışmayı düşünüyordum. Eşinize de destek eşimle oluyorsunuz. De, evet, iyi oldu. Severek de yapıyorum. Peki kaçla kaç arası yapıyorsunuz mesela iş? Yani bizim çalışma iş. Saatlerimiz çok az. Sabah 8.30'da eve geliyoruz mesela dönüş. Bir daha 3.30'da çıkıyoruz. Akşam 3.30. Akşam da 5.30 gibi eve geliyoruz. Hafta içi her gün. Her gün.
Mercimeği bir karıştıralım mı? Ben karıştırayım buradan, hiç uğurlanmayın siz. Mercimek daha çok pişecek mi? Yo, gayet güzel. Bir 5 dakika sonra bulgurun atıp altını kapatacağım. Ama şimdi şu soğanlarımı da hızlıca doğramış olayım. Dediğim gibi mercimeği attım, suyun içerisinde kaynıyor. Kaynadıktan sonra bulgurumu atacağım, ince bulgurumu içerisine kapatacağım. Ocağın altını, kapağını da kapatacağım. O öyle orada bekleyecek. Ne kadar bekleyecek? Ben bu işlemleri yapana kadar bir 10 dakikada şişecek bulgur güzelce. Evet. Ardından da ben bir tavanın içerisinde salçamı, soğanımı, baharatlarımı koyup güzelce kavuracağım. Ardından da işte yeşilliklerimi ve soslarımı koydum kabın içerisinde. Yoğuracağım, sonra da şekil vereceğim. Evet. Yani yine ben yoğurduktan sonra şekil vermeden önce biraz bekletilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dinlenmesi gerekiyor. Böyle dinlensin, aynen, dolapta gerekiyor. Böyle bir sıksın kendini, hı-hı, diye. O süre zarfında dolaba da ben bir şekillendirme gösteririm hemen. Ama dolaba atar, finalde lezzetler şey yaparız, şekillerini veririz. Nasıl olur? Mükemmel olur. Öyle oluyor. Servis ederken de kıvırcıkla, marulla. Biz tercihen yapacağız bunu. Öyle de servis etmeyebilirsiniz. Malzeme listesine yazmadık ama hani öyle bir durumumuz var. Yani kıvırcık var dolapta, öyle servis edeceğiz. İstemeyen etmesin. Normal lüpür lüpür yiyebilir. Şart değil. Bir saattir soğan doğruyorsun. Sohbet ediyor işte. Neyse, teyze gelini oldunuz. Olduk. Ablanızla birlikte. Olduk. O süre zarfında şey muhabbetleri oldu mu ya? Ablama 4 bilezik takılmıştı, bana niye 3 bilezik takıldı? Yok, hayır. Niye olmadı? Olmadı çünkü benim ailem hiç öyle konulara girmemişti zaten. Ben ailenizi sormadım. Hani bilezikti, altındı, bizde öyle şeyler yok, konuşulmuyor. Huzur olsun, mutluluk olsun. Evet, herkes ne isterse yapabilir yani. O altın hangi ailelerde konuşuyor acaba? Bizde konuşulmadı yani, hiç ben, konuşulmadı. Ama ki hiçbir evde, gittiğimiz hiçbir evde konuşulmadı ama bir noktada konuşuluyor. Benim bir yengem var şefim. Hadi. İstisnasız tüm düğünlerde hoparlörün yanında oturur. Kime ne taktı görmek için bir de gözlüğünü takar. Bir şey söyleyeyim mi? O ben de öyleyim. Ben önem veririm ona, dikkat ederim. Çok önemli değil ama dikkat ederim. Yani şeyine bakıyorum şimdi, yılların arkadaşı, merak ediyor insan. Ne yaptı, tabii ne taktı? O zaman düğün nerede oldu sizin? Düğün İstanbul'da oldu. Ne kadar süre, tanıştıktan ne kadar süre sonra evlendiniz? Bir yıl. Bir yıl sonra. Bir yıl sonra. Hiç böyle muhallebi yemeğe, kafelere gitmeler. Gidiyorduk ama şimdiki kadar çok fazla değil yani. Ama yoktu o zaman o kadar zaten. Evet, gidiyorduk, ara sıra gidiyorduk. Fırsat bulunca geziyorduk. Heyecan var mıydı o zamanlar böyle? Vardı ya yani. Şimdi görücü usulü gibi oluyor ya mesela, tanıştırmak istiyorlar. Öyle, evet, biraz öyle. Evet. Gittiniz, tanıştıracaklar dediler. Kafeye gittiniz, ilk tanışacağınız enişteyle. Kapıdan içeri girdi dalyan bir adam. Öyle boylu poslu. Kaç boylu bu arada? 1.70. Boylu poslu, ben de 1.72 olduğuma göre kesin boylu poslu. Boylu poslu böyle karkara yaz bir delikanlı kapıdan içeri girdi. Evet, bir yarıydı o zaman. Şimdi zayıf. Normal. O zaman daha topluydu. Girdi kapıdan içeri geliyor. Ne düşündünüz o an? Ne düşündüm? Ya da siz mi ilk gittiniz, siz mi sonradan kapıdan girdiniz? Hayır, o ilk önce benim evime geldi. Evde tanıştık. Aileler de vardı. Birkaç kişi vardı. Aa, evet. Öyle olur. Hatta bir odaya böyle bir ablayla birlikte gidip oturup konuşulur, sorular sorulur mesela. Yok. Ben teyzemle ona şahit olmuştum. Yok yok, öyle olmadı. Biz orada misafir gibi geldiler hiçbir şey söylemeden. Daha sonra biz dışarıda buluştuk, konuştuk yani. O konuşma o geldiklerinde olmadı. Daha sonra oldu. Ne hissettiniz peki? Ne hissettim? Şöyle bulgurumu koyuyorum. Tahsin dediği gibi baktım, yakışıklı. Beğendim. Enerji de aldım. 32 yıldır evliyiz. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Teşekkür ederim. Ama zorlukları da vardır değil mi? Olmaz mı? 32 yıl kolay geçmiyor. Mutlaka. Şefim, bugün kilit soruları ben soruyorum. Ne gibi kilit soru? Bu arada soğanlarımı da doğradım. Ocağımın altını açıyorum. Anlamıyor ki. İlk defa ocağın tuşunu tekte buldum. Senin için büyük başarı. Demek ki elimin alıştığı sıralamada gidiyor bu ocak. Önceden gelip kontrol mü ettin yoksa? Kimisi var, büyük ocağın düğmesi burada, küçük ocağınki burada, ortancaki burada, yandaki... Denklem gibi. Bu sıra sıra güzel. Bu sıra sıra güzel. Bu da fırın değil mi? O fırın. Ben evet, mükemmel. Aşağısı. Ayrı koymuşlar onu da biraz araya açmışlar. Belli zaten, evet, biraz ara saçın. Gözünü seveyim ya. Teknoloji böyle bir şey olmalı, basit kullanılmalı. Ocağı açacağım diye, bende bir elektrikli ocak var. Genel tuşa basıyorsun, ocağını seçiyorsun, derecesini arttırıyorsun, kısarken de başka taraftan. Gösterişli olsun diye ayar falan yapmadan almışsındır. Yemek yapacağım diye fizik, kimya, biyoloji çözüyorum orada ben. Zor. Şimdi zeytinyağımın böyle birazını
şöyle gezdiriyorum. Hepsini değil bak, yarısını. Burada soğanları kavuracağım. Şöyle kayayım ki masa örtüsü yağlanmasın. Hayret, 60 bölümü çektik, nihayet öğrendin. Ben de böyle bir insanım işte, temiz. Soğanımı atıyorum. Şimdi soğanları da yere göğe saçarsın. Bir parça bile mi düşmez? Pırıl pırıl çalışıyoruz. Kendi kendine nazar değdireceksin. Elinle diterken düşmeden. Asla. Allah'ıma şükürler olsun. Sakarlığım hiç yok. Siz çok güvenmeyin. Sakarlığım hiç var mıdır? Yok. Yok canım. Hiç yok. Bu sırada yeşilliklerimi doğruyorum. Hayırdır? Bugün ev sahibimize hiç iş yaptırmıyorsun. Ha, bir sürü de soğan var aslında. Tazesi var, kurusu var ama hiç soğan doğratmadım size. Bugün galiba ben yapmayacağım bir şey. Heyecanlısınız, eliniz doğrarsınız diye korkuyorum. Olabilir. Bıçağa da alışkın değilim bu arada. Bugün tahta kullanıyor musunuz, elde mi doğruyorsunuz? Tahta da kullanıyorum. Ha, bak benim annem elde mesela şey yapıyor. Yok ben bir elde. Bir de mesela bıçağı böyle lap 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 böyle vur, bir kere mi eline denk gelmez ya? Helal olsun valla. Ben de tahtada alışmışız ya. Şöyle güzelce doğruyorum. Peki evlendik ettik. Sonra çocuklar oldu, büyüdüler, kocaman oldular. Meslek ne seçti? Meslekleri var mı kızların? Var. Ne yapıyorlar şu an? Büyük kızım 4 yıllık işletme fakültesi okudu. Süper. Daha sonra iş güvenliği uzmanlığı okudu. Süper. 2 üniversite mezunu ama çocuğuna bakıyor şu anda. Hayırlısı olsun. Onu büyüttü. Güzel, şöyle yani bu süreçte aslında böyle annenin çocuğun gelişim zamanında yanında olması önemli bir şey. Bence de. Yani o ilk bebeklik çağını birebir şahit olunmalı. Hem kesinlikle, ana olarak kesinlikle. Hem de çocuğun gelişimi için. Her şeyine şahit olması çok güzel bir şey. Ben de kendim büyüttüğüm için biliyorum yani. Ondan sonra küçük kızım da bilgisayar mühendisliği okudu. Süper. O şu anda çalışıyor. Aa. Yaklaşık da bir 15-20 gün içinde bebeğimiz olacak ondan. Ya. Evet. Erkek mi o da? O da erkek. İsmini ne koyacaksınız? Şimdilik Kıvanç düşünüyorlar. Herhalde koyulacak. Allah tatlılığı kaderi versin. Versin. Ne versin? Kıvanç dedi ya, tatlı tuğ kaderi versin. Kıvanç tatlı tuğ var ya. Yakışıklılığı için mi? O kaderi herhalde. De versin bence. Yaşım baktığımda beni de çok benzetirler. Benziyorsun ama. Pardon, anlamadım. Kime benzetiyorlar seni? Tatlı tuğ. Kıvanç tatlı tuğ. Ha, bizim yok mu Kıvanç tatlı tuğ? Bir bak bakayım. Bir de yan dön. Bir de diğer yan. Şefim sen nasıl bu kadar iyi niyetli bir insansın? Ya da etrafındakiler çok iyi niyetli. Aynısıyım ya. Aynısıyım ya. Kurgudan rica ediyorum. Hayır. Şöyle Kıvanç Tatlıtuğ'yla yan yana fotoğrafınızı. Ama şey böyle çalışırken, yemek yaparken yorulduğu bir fotoğraf olursa hani en azından. Yo yo, sen de çok yakışıklısın. Sen benziyorum da. Benziyorsun tabii ki. Hık demiş, burnundan düşmüşsün. Boy, pos aynı. Şu moralimi bozdum. Şefim asıl ben seni şeye benzetiyorum. Kime diye çok korkuyorum sormaya da. David Beckham'a. Tıpkısısın. Ya dilim sürçtü az önce diyecektim diye mi? Aynısı ya. David Beckham'a. Aynısı. Ödül alırken sahnede yaptığı konuşmadaki fotoğrafı buraya koysunlar. Aynısı. Şu sol tarafa koysunlar. Heh, buraya. Ödül de elimde. Evet. Aynısıyım değil miyim? Andırıyorsun yani. Bu arada ablanın şuradan salçanın şuraya sıçradığı detayı gördüğünü ve oraya bir an böyle baktığını gördüm. Olsun Tahsin, sonra temizleriz. Olsun deme, gözlemeli böyle oldu. İlk önce oluyor öyle ama. Bir moralim bir biraz bozuldu. Biraz titiz olduğum için. Bir moralim bozuldu. Yapmam, tamam. Bulgur içinde gayet şişti, mükemmel bir hal aldı. Mercimek olmasın o. Mercimekten sonra bulgur attığımız için bulgur şişti Zumurcuğum. Azıcık takip edersen ne yaptığımı. Ben hala Beckham olayının şokundayım o yüzden. Ama çok güzel benzetmişim. Ama doğru, yaşanmışlık hadise var. Yani ben iddia etmiyorum. İnsanlar kapılarda yatıyor Beckham diye. Senin bu hayal gücün. Çok doğru. Beckham. Şimdi şöyle. Tamam. Aman. Ağzından güzelce. Şefim çok güzel koktu vallahi. Hatta. Evet. Ben de böyle yapıyorum. Nasıl annelerin gözüne giriyor bunu, değil mi? Böyle hareketler yapınca. Tahsin Şef bu işi becerebiliyor mu sizce? Şöyle bulgurla. Çok güzel beceriyor.
israf etmemek için. Evet. Tavada kalanı da. Yağını, salçasını, her şeyini. Lezzetini, tavanın dibindeki o lezzeti de böylelikle. Şefim şu anda tam bir Beckham'sın. Taraftar desteği de var. Şu an anaların kuzusu ve gözdesi Beckham'ım. Tahsinim ben ya, ne Beckham'ı? Ah şöyle. Şöyle kaşıktakini. Ben karıştırayım mı? Olur. Bir çalışalım. Ya düz puan doğru. Tüm ablalarım, abilerim kızıyor. Yani böyle. İçine hafif göster bak orada. Görsünler. Öyle. Oo. Ama çok sıcak. Bilezikler altınmış. Ben anladım şimdi. Şu an eldileri görümcelere yapıyoruz bunu. Neden sahilde karıştırıyorsun? Yok, o kadar da değil. O kadar altın takmıyorum. Biz şaka yapıyoruz. Ama bir şeyim gerçekten kadar. Çok güzeller bile. Çok teşekkür ederim. Sade ve şık. Kolunuzda paralansın. Öyle mi denir? Öyle denmez. Ama niye? Ayakkabı aldım, ayağında paralansın derler. O ayakkabı için denir. Altın için denmez herhalde. Güle güle tak denir. Şimdi nar ekşisine. Doğru, o da denir. Oh. Of. Şimdiden ne kadar lezzetli olabildiğini görüyor musun? Çok güzel koktu. Şöyle limonu da çekirdekten kurtarmak için el yardımıyla sıkıyorum. Yok, limon sıkacağıymış mı kacağıymış, kim bulaşık çıkartacak şimdi? Eskiden limon sıkacağı mı varmış? Doğru. Tahsin çok pratiksin. Aynı ben. İşte budur. Doğrudur. Mutfak, mutfakta çalışman aynı ben. Limonu da koyduk. Şöyle elimizi de attıktan sonra. Bir kaldı yeşilliklerimiz ve zeytinyağımız. Zeytinyağının kalanını şimdi da ilave koyalım. Ediyorum. Hmm. Of. Şaka mı bu? Yesim geliyor şefim. Çok güzel oldu. Bakın şimdi bu noktada taze soğanını da koyuyorum. Of. Arada olur. Bir de maydanozun doğrayınca. Of, çok güzel koktu. Canım istedi. Çok güzel koktu. Yaptım, daha güzel oldu sanki. Evet, sarsın olur mu? Mercimek köftesi çok yapar mısınız? Yaparım. Seversiniz. Ben severim. En sevdiğim gün altın şeyi olabilir. Evet. Kısır bu. Her şeye yakışıyor. Her şeyin şey yanına güzel oluyor. Tabii tabii, bu şimdi bir de o da altın gün tabağına orada bulaştı mı? Kenardan böyle yaş pastanın kreması da bulaşacak ona. Sarmanın hafif tuzluluğu da geldi mi? Onu böyle atacaksın ağzına. Altına kıvırcık koyarız. Altın gününe çağırt edin beni. Yapalım sana bir altın günü. Altın günü değil mi? Evet, nasıl olur? Benim evde. Üf. Balkonda yıkarım. Benim aşağıda da caddeye böyle geçiyor şeyler. İnsanlar akşama kadar millet eleştirir. Şahane. Ama altın gününde göbek atılır. Püfür püfür. Onu da içeride yaparız. Çok büyük televizyon var ya. Ayıp söylemiş, bu duvar kadar var herhalde. Öyle bir televizyonda. Açarız son ses müziğimizi. Bu duvar da küçük mü yani? Yanlış anlatmamak için yapıyor. Yoksa biliyorsun asla. Ondan eminim. Ne kadar mütevazı olduğunu herkes bilir şefim. Maydanozumu da içine ilave ettikten sonra. Güzelce tekrar karıştırıyorum. Merak ettim, geliyorum. Gel. Büyük bir maydanoz karıştı içine. O kadar olur, kimsenin boğazına takılma. Burada ben bile görüyorum. Karıştır alalım. Meryem Hanım'ın gözünden de hiçbir şey kaçmıyor şefim. Maşallah, subhanallah. Şimdi geldik o güzel ana. Bunu dolaba atacağız. Güzelce dinlenecek, sonra şekillendiririz. Ben bir tane şöyle göstereyim. Göster bakalım. Şöyle elimin yardımıyla alıp şöyle sıkım. Şuradan. Çiğ köfte gibi. Böyle de servis edebilirsiniz. İsterseniz köfte ki gibi. Mercimek köftesi de hemen hemen çoğu serviste de öyle yapılır. Şöyle de servis edebilirsiniz. Size kalmış kimyon koydum. Kimyon, onu söylemeden kapatmam burayı. Kimyon mercimek köftesinin olmazsa olmazıdır. Orijinal reçetelerinde de vardır. Evet. Yani lezzeti yukarı çıkart en önemli. Yani hatta kısırdan belki de ayıran faktörlerden biridir. Bir mercimeği, bir de kimyonu. O yüzden bu salata yaparken bunlara dikkat edin. Altın orandır bakın gözünüzün önünde. Yaptık ettik, tuttu gitti. Evet. Çok basit. Kıvam da çok güzel oldu. Mercimek köftesi yapmak için koşun mutfağa. Biz de ne yapalım o sırada? Hemen buraları toparlayalım. Toplayalım. Ellerimizi yıkayalım. Sonrasında da çok güzel bir kekle geri dönüyoruz. Tatlıyı yapalım ki o arada pişsin. Olur. Nasıl öyle yapalım. Çok güzel. Sen nasıl istersen. Ne demek?